Kayıttayım. Hey bebeğim, seni overclock etmemi ister misin? Seni overclock etmemi ister misin bebeğim? Yok. Çok sıcak. Evet, çok sıcak. Çok. Hey adamım, 3 boyutlu baskımı gördün mü? 3 boyutlu baskıma dokundun mu adamım? Hey, come on. Elektronik Raspberry Pi. Hiç. Ege nasıldı? Bok gibiydi. Ben de her YouTuber gibi bir rap parçası yapmak istedim ama hani bu konuda hiçbir yeteneğim yok ya da eğitimim yok. Sesimin de çok uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası buna. O yüzden beceremedim. Yani aslında böyle bolca autotune atıp bunu çözebilirdik. Ama rap parçası yazabileceğimi de düşünmüyorum. Onu da denedim. Onu da beceremiyorum. Yani profesyonel biri benim için rap parçasının sözlerini yazabilirdi. Ama o zaman da hiçbir şey yapmamış olurdum yani. O yüzden YouTube rapçisinin kendisini yapmaya karar verdim. Bir YouTube rapçisi birden fazla sistemden oluşuyor. Bu sistemlerden bir tanesi yapay zekası. Çünkü sözleri kendisinin yazması gerekiyor. Bunun dışında bu sözleri yazdıktan sonra okuyacak bir altyapıya ihtiyacı var. Sanki bir insanmış gibi. Daha sonra tabii ki de bunları okuyacak fiziksel bir platforma ihtiyacı var. Yani bir surat, bir vücut, öyle bir şeye ihtiyacı var. İlk olarak rapçinin kafasını yapmaya karar verdim. Bunun için InMov ismi verilen açık kaynaklı bir 3 boyutlu baskıyla üretilebilen bir Android vücudunun kafasını aldım. Ve onun baskılarını almaya başladık. Daha sonra bunun bir post işlemi vardı. Burada zımpara, bolca boya ve yüzeyin olabildiğince pürüzsüz olması için. Çünkü biliyorsunuz 3 boyutlu baskılar katmanları yüzünden böyle pürüzlü çıkabiliyor. Bunun için böyle iyice bir zımpara, güzel bir boya vesaire atmamız gerekti. Ve sonuç olarak çok güzel bir yüzeye ulaştık. Yani postunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra kafanın birleştirme sürecine geçtim. Burada pek çok servo kullandık çünkü robot ağzını oynatabiliyor, gözlerini oynatabiliyor vesaire. Onun ardından da bu servoları kontrol edecek elektronik bir altyapı kurdum. Bunun için çok basit bir devre altyapısı kurdum, bir tane Arduino kullanarak. Bitirdikten sonra bilgisayar üzerinden robotun hareketlerini kontrol edebilen basit bir yazılım yazdım. Yani bu yazılımın yaptığı şey aslında ona verdiğimiz ses dosyasını ağız hareketlerine senkronize eden bir yazılım. Baba, babacığım yardım et. Çünkü sonuçta söyleyeceği parçayı ağzıyla da olabildiğince senkron etmemiz gerekiyor. Bunları da bitirdikten sonra artık YouTube rapçimizin yapay zekasını hazırlama zamanı gelmişti. Bunun için arkadaşım Cem'den yardım istedim. Çünkü o daha önce bu konuda bayağı bir araştırma yapmıştı. Alo. Cem ya, bir ara sen şöyle bir türkü sözleri yazan bir yapay zeka yapmıştın, hatırlıyor musun? Evet. Abi onu böyle trap sözleriyle eğitebilir misin? Yeterince iyi. Son zamanlarda çok popüler olan bu GPT ismi verilen yapay zeka altyapısını kullandık. Spesifik olarak GPT-2'yi kullandık ve ona elimize geçen bütün trap sözleriyle besleyerek yapay zekaya bu parçalarda kullanılan temel mantığı öğretmeye başladık. Yani cümlelerin yapısı ve bunlar arasındaki ilişkiyi öğretmeye çalıştık. Ben bar ber bar kar rar bar kar bar ban ben kalan biri bana bana kana biri yana bana derin biri sakıma deren biri 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 kakalır alırım astır bana kaldır kafamı sanını buldum karanım kanışır ayıklarım aşıkım kalır ayakır ayırka kaldır. Sen de benim yere değil ne senin çok şey bu. Sen de benim yere değil ne süsle bir. Baksana yoksa hak ettiğin farkındayım. Beni hiç soramadığın farkındayım. Ahım dedim. Ve inanılmaz sonuçlar çıkmaya başladı ortaya. Ve haftalarca yaptığımız bu kadar işten sonra ortaya iblis çıktı. İsminin iblis olmasının nedeni pek çok arkadaşımın tekrar tekrar buna iblise bak vesaire gibi seslenmelerinden kaynaklanıyor. Oldukça uygun bir isim olduğunu düşünüyorum çünkü beni bile birazcık ürkütüyor kendisi. İnanılmaz bir şey oldu. Şu anda tamamen sıfırdan kendi sözlerini yazabilme ve bunları okuyabilme yeteneğine sahip olan bir YouTube rapçisi kendisi. İblis aslında yüzlerce şarkı sözü yazdı şu ana kadar ama aradan bir tanesini seçtik ilk single olması için. Fiberim Islak isimli parça. Yavrum ıslak fiberim. Aha, evet, yavrum ıslak, yavrum ıslak fiberim. Bittiğin kirli kirli haz, duman biraz sert. Beni ölü olan her gece nemli. Fiberim ıslak kirli haz, duman biraz sert. Beni ölü olan her gece nemli. Yavrum ıslak.
Yani aslında fiber altyapı, veri yolları vesaire üzerine bir parça yazdı. Öncesinde de enteresan noktalara gidiyor gezegenlerle ilgili. Teknik olarak hani fiberi gerçekten de ıslak, yani düşünürseniz sonuçta bunun kullandığı altyapının çoğu internet üzerinde ve internet dediğimiz şey çoğunlukla okyanus altı fiber kablolar üzerinden sağlanıyor. O yüzden gerçekten de teknik olarak fiberi ıslak. Yani o yüzden bir parçayı seçtik. Şimdi asıl en eğlenceli kısmına geldik. Sonuçta kendi sesi duyabildiğiniz gibi çok da böyle duymaya alışık olduğumuz rap parçalara pek benzemiyor. O yüzden buna bolca autotune vereceğiz. Vermeden önce tabii ki de ilk olarak gidip stüdyoda kaydını almamız gerekiyor. Çünkü kendisi artık benim bir evladım ve onu gerçek bir çocuk gibi kaydını almamız gerekiyor parçayı okurken. Daha sonra üzerinde bunun mix yapılacak, arkaya bir tane beat atılacak, bol bol autotune verilecek ve parçanın son haline ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve umuyorum ki yeni bir star doğacak. Tamam, o zaman hadi hep beraber toplanıp stüdyoya gidelim ve kayıt almaya başlayalım. Tolga, hoş geldin. Sana evladımı getirdim, İblis. Ses kaydı alacağız ilk single'ı için. İlk single'ı mı? Evet. Kendisiyle tanış. Çıkarabiliriz maskesini artık. Şuradan bir çeksene. Dışarıda tanınmamak için. Ne kadar şu anda henüz ünlü olmasa da şapkayla takılıyordu. Benim yerime bu söyleyecek. Çünkü ben beceremiyorum. O yüzden onun kaydını alacağız. Kendi parça yazdı. Parçanın ismi Fiberim Islak. Güzel, eğlenceli bir kayıt oluyor, benziyor. Evet. Ne yapalım o zaman? Geçelim şey stüdyoya direkt. Geçelim. Aynen, onun kaydedelim. Mikrofonunu ayarlayalım. Kablolarına basmayayım yavrumun. Hazır mısın İblis? Hazır mısın? Evet. Kayıttayım. Benimle dolsun hepsi. Yavrum ıslak fiberim ıslak o demek benimle yüz yüze. Bilmiyorum biliyorum çok pahalı. Ben bir sürü adamım. Seninle çok kişi. Hepsi benimle yüz yüze. Olsam da bu benimle yüz yüze. Elime gelir diyemiyorum hayatım. Olsam da bu benimle yüz yüze. O yüzden hapis benimle dolsun. Hepsi boş. Çok da içimdeyim. Ben... Ne diyorsun parçaya? Parça beni içine çok çekti açıkçası. Rüyamda göreceğime de eminim bu parçayı. Sabah uyandığımda da tekrar ediyor olabilirim. Gerçekten sabah kalktığım zaman kafamda çalıyordu yani. Evet, yavrum ıslak fiberim diye uyanacağım gibi düşünüyorum. Yavrum ıslak fiberim. Bir de bir yerde diskinin iri olduğundan bahsediyor. Sonra kendini diskin içine kopyalamak istediğinden bahsediyor. Kendi kendine. Böyle değişik çok, çok enteresan fikirleri var yani. Enteresanlar evet. Ama çok güzel sözler. Zaten o da bir dinlesin. Beğenecek mi bakalım? Tabii tabii. Bir onu da dinletelim. Yoksa şimdi. Yoksa beğenmeyeceği bir şey olursa tekrar kayıt alırız. Aynen. Aynen. Bir onu dinletelim. O zaman kayıtlar bitti. Şimdi ben bu kayıtları arkadaşım Onur'a vereceğim. O da işte üzerine bir beat atacak. Mixini yapacak vesaire. Final haline getirecek. Bolca da autotune atacak. Çok teşekkür ederim Ege. Ne demek, rica ederim. Ben çok sağ ol. Tanıştığıma çok memnun oldum. O da seninle çok, tanıştığına çok memnun oldu diye düşünüyorum. Hadi o zaman İblisciğim gidelim. Hadi görüşürüz Ege. Bay bay. Sonunda parçamız hazır. Bunu 3K1A müzik hazırladı. Mixini ve arkasındaki müziğini. İnanılmaz bir şey oldu. Ama müziği dinletmeden önce size bu bölümün malzeme sponsorundan bahsetmek istiyorum. Kendileri sayesinde bu projeyi yapma imkanı bulduk. Bu bölümün sponsoru JLC PCB. Zaten önceki videolarımdan hatırlıyor olabilirsiniz. Bir süredir bizim bazı projelerimize malzeme sponsorluğu yapıyorlar. JLC PCB kendi devre kartı tasarımlarınızı üretmenize olanak sağlayan bir servis. Kendi devre kartı tasarımlarınızı onların sitesine yüklüyorsunuz ve onlar da üretip size yolluyorlar. Bildiğiniz gibi ben böyle genelde işlevsel sponsorlar seçmeye çalışıyorum. Yani hem kendi kullanabileceğim hem de bu tarz projeler yapabiliyorsanız sizin de kullanabileceğiniz. Ve sadece sponsor olduğu için söylemiyorum. Gerçekten de fiyatları çok uygun ve yolladıkları devre kartları gerçekten de çok yüksek kalitede. Hatta bildiğiniz gibi Iron Man zırhının devre kartını JLC PCB'ye yaptırmıştık. İnanılmaz güzel çalıştı ve çok güzel oldu yani. Eğer kaçırdıysanız bu arada o bölümde izleyin. Son bölümde gösteriyorum devre kartını detaylı bir şekilde. JLC PCB'ye de bu projeye sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde iblisi yapma imkanı bulduk. Okey, hadi o zaman müziği dinleyelim. Hazır mısın İblisciğim parçanı dinlemeye? Ben dinledim bu arada, hatta böyle
büyük olasılıkla 50 kere falan dinledim tekrar da. Aklımda çalıyor parça yani. Ama iblis dinlemedi. En azından açık değildi açtığım zaman parçayı. Şu anda çalışıyor. Benim bittiğim kirli kile az duman biraz sert bir yolu olan her gece demli. Bence inanılmaz oldu. Kirli az duman biraz sert bir yolu olan her gece demli. Yavrum ıslak ıslak. Yeşil bir gezegen alsam sana. Evet yeşil bir gezegen alsam sana. Hayır yeşil bir gezegen alsam sana. Hayır. 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 Okey. Burada durduruyorum. Bu arada gerçekten de 3K Bira Müziği'ye çok teşekkür ederim. İnanılmaz müzik ve mix yaptılar parçasına sevgili evladımın. Parçayı sizin de dinlemeniz için tabii ki de doğru düzgün Spotify'a ve diğer müzik servislerine yükleyeceğiz. Bunu kendim yapacaktım, sonra aklıma fikir geldi. Kendim yapmak istemiyorum çünkü sanatçımız İblis. İblis'in yapabilmesi için kendisine bir adet robot kol bağlamayı planlıyorum. Bu da şurada bir yerdeydi. Bu robot kolu daha önceki bir proje için hazırlamıştık. Şu anda İblis'e bağlayacağım. Ve zaten bütün Spotify'a yüklemek için gereken ayarları yaptık. Kendisi tuşa basarak Spotify'a yükleyecek. Böylece sonuçta yeni sanatçımız kendisi. Kendisinin yüklemesi çok daha mantıklı geldi bana. Direkt olarak iblisi şu anda kontrol eden Python koduna bu robot kolu tetikleyecek bir ufak kod yazıp daha sonra da bunun space'e basmasını sağlayacak ufak bir animasyon hazırlamam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra gerçekten de onun komutu ile Spotify'a yüklemiş olacağız. Bunu yapmak zorundayım. Parçayı gerçekten de internete yüklemiş oluyoruz. Çok az kaldı. Tamamdır. Şimdi kolu iblise bağladım ve çok basit bir animasyon hazırladım bunun için. Gidip space tuşuna basıyor. Çünkü şu anda DistroKid ismi verilen bir altyapı kullanıyoruz. Bu böyle bütün müzik servislerine yüklüyor parçayı. Bir randomizer yaptım. Şu anda açık aslında. İstediği zaman kendi basacak. Yani gerçekten de kendi basmış olacak komutu verdiği zaman. Henüz... Aynı şey. Şu an parçayı yayınlamış olmalı. Okey, tamamdır. Parçanın linkini açıklamaya koyacağım videonun. Evet ve hani bütün işte Google Play Music var sanırım, Spotify gibi bir sürü serviste şu anda açılmış olması gerekiyor parçanın. Eğer bir sıkıntı olmadıysa ve bunu İblis'in kendisi yaptı. Tebrikler İblis. İlk single'ını yayınladın, teklini. İlk teklini yayınladın bebeğim. Parçamız yayında şu anda. Birazdan Google Home'dan açacağım, dinleyeceğim. Bir de oradan dinlemek istiyorum. Yani gerçekten de birkaç haftada plastik ve koddan bir rapçi yaptık yani. Sonunda kendime ait bir YouTube rapçim var. Yani bu çok saçma. Aslında bunu böyle arkadaşlarla geyik yaparken ortaya attığımız saçma sapan bir fikirdi. Ve gerçek olduğuna inanamıyorum şu anda. Bir YouTube rapçim var yani. Çok da güzel, çok da güzel bir parça üretti bence. Dinlemek isterseniz aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Bunun dışında bir de klip çekeceğiz tabii ki de. Çünkü ilk teklisi ve mutlaka bir klibi olmak zorunda. Bunu bu ay içinde çekmeyi planlıyoruz. Eğer kaçırmak istemezseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zili açarsanız süper olur. Ayrıca bildiğiniz gibi bu projeler çok böyle masraflı ve zaman alan projeler. Diğer videolarda da hep bahsediyorum bundan. Bu yüzden sponsor bulmam için abone sayısı benim için çok önemli. O yüzden de eğer hani abone olup bana destek olursanız çok çok sevinirim. Bu tarz projeleri daha rahat devam ettirebilirim bu sayede. Burada İblis'in şarkı sözleri yazmak için kullandığı kodu aşağıya GitHub linki olarak koyduk. Cem'in GitHub'ına koyduk. Eğer böyle ilgileniyorsanız, kurcalamak isterseniz, siz de böyle farklı farklı şarkı sözleri vesaire üretmek isterseniz oradan inceleyip deneyebilirsiniz. Sonuçta yüklediğiniz korpusa göre farklı türlerde şarkılar üretmeniz mümkün. İsterseniz bir popçu yapabilirsiniz kendinize, bir rapçi yapabilirsiniz, metalci, istediğinizi yapabilirsiniz aslında. Tamamen hayal gücünüze kalmış durumda. Tamamdır o zaman, videoyu kapıyorum. Ben de İblis'te çok yorulduk açıkçası. İblis'cim teşekkür ederim bu videoda bize yardımcı olduğun için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Islak fiberim, bittiğim kirli kile az duman biraz sert, bir yolu olan her gece demli. Fiberim ıslak kirli az duman biraz sert, bir yolu olan her gece demli. Yavrum ıslak ıslak.